Selamünaleyküm. Merhabalar değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber salamura zeytin nasıl olur, nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani sizlere hep beraber yapacağız. Siz ekran karşısında, biz de burada. Aysima da geldim diyor. Aysima gel. Aysima gelmesi olmaz. Evet değerli takipçilerim. Şimdi öncelikle bu zeytinlerimizi güzelce tertemiz yıkayacağız. Yıkayacağız. Suyunu süzeceğiz ondan sonra. Şöyle güzelce bakın açtım. Ben bunu iyice yıkayacağım tertemiz bir şekilde. Yıkadıktan sonra bunu ayrı bir kaba alacağım. Değerli arkadaşlar, zeytinlerimi güzelce yıkadım. Bakın böyle başka bir kaba aldım. Bu da süzgü aynı şekilde. Şimdi bu zeytinlerimizi önce İyice suyunun süzülmesi ve kuruması lazım. Aksi halde bu şekilde yaparsak zeytinler çürür. Şimdi ben bunu var ya bir bezin üzerinde serip suların iyice süzülmesini bekleyeceğim. Zeytinlerimi güzelce serdim. Şimdi bunlar burada iyice suyunu çekinceye kadar şöyle biraz kalacaklar, bekleyecekler. Ondan sonra güzelce yapacağız. Bu işlemi muhakkak yapın dediğim gibi. Yoksa zeytininiz çürür, böyle yumuşar. Hoş bir tat almaz yani. Hem görseli bozuk olur. Şöyle güzelce düzeltelim iyice. Heh. Evet değerli arkadaşlar. Bakın bundan sonra bu tarifimi uygulayın. Zeytinleri zevkle yiyeceksiniz. Şimdi o hazır aldığınız zeytinlerin %80'inde daha çabuk olsun diye bazı kimyasal maddeler katıyorlar. Bu da insan sağlığına zararlı. Tabii hepsi değil, bir kısmı. En güzeli al bu zeytini böyle kendin yap. Kendi ellerinle yap, ye. Evet, zeytinlerimiz iyice kurudu. Şimdi bunları almış olduğu şu bidonun içine yerleştireceğiz. Yani yerleştireceğiz derken koyacağız. Şöyle alıp Bismillah. İnşallah lezzetli ve güzel olur. Güzelce zeytinleri bunun içine dolduracağız. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzelce bidonun içine zeytinleri koydum. Tam zeytinleri koyarken bir kısım intihar etti, aşağılara uçtu. Onları topladım, koydum, bir de yıkayayım. Şimdi bunun içine koyacağımız malzemeler. Önce şöyle bir çay bardağı kadar tuz. Hadi Bismillah, tuzumuzu koyduk. Heh. Bir çay bardağı tuz. Ondan sonracığıma bir çay bardağı sıvı yağ. Bazıları zeytinyağı kullanıyor. Zeytinyağı zeytini küflendirir. O yüzden zeytinyağı kullanmayacağım, sıvı yağ kullanacağım. Oh, sıvı yağ da gitti. Ondan sonra bir çay kaşığı sirke. Elma sirkesi bu. Onu da döktük. Ondan sonra acaba son olarak da şöyle bir tatlı kaşığından biraz fazla şeker. Onu da koyduk. Hanım gel gör, sen de gör. Nasıl yapılır salamura zeytin. Ondan sonra bunun ağzını hava almayacak şekilde önce bir naylon bırakacağım. Ondan sonra kapakla iyice bir sıkacağım. Bakın arkadaşlar, şöyle güzelce sıktım ağzını. Naylon da koydum. Şimdi bunu böyle yan yatırıyoruz. Şöyle güzelce çalkalıyoruz iyice. Heh. Şimdi bunu var ya böyle yan yatmış bir vaziyette evde uygun bir yere koyun. Her gün gelip günde bir kere şöyle bir yuvalayın. Bir iki böyle bir gitsin gelsin güzelce. 2 ay maksimum. 2 ayda bu zeytin 10 numara 5 yıldız olacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Böyle bak bu şekilde yaylandırın böyle bol bol. Her tarafına böyle iyice karışsın bu. Şimdi yapacak, deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın.